Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 2 gün önce biliyorsunuz Dünya Otizm Günü'ydü. Daha doğrusu sadece otizmle ilgili söylemeyeceğim. Sadece videonun girişi için öyle söyledim. Otizmle farkındalık vardır. Yani bu farkındalık nedir diyeceksiniz. Otizmli insanlar bizden bir kromozom fazla doğdukları için, yani normalde 46 kromozom var, 47 kromozomla doldukları için otizmli diye geçiyor. Lakin şu var, her otizmli hastadır değil. Otizmliler farklıdır, daha doğrusu çeşitli şekildedir. Farklılık gösterir. Tabii ki bu farklılıkları ben anlatamam. Neden diyeceksiniz, ben bir profesör değilim. Bir doktor değilim. Ben sadece basit bir YouTuber'ım. Tabii ki bunların farklılıkları var. Bir de farklı bir konu konuşmak istiyorum bugün. Konumuz da şu olacak. İnsan hayatında, yani kendi hayatınızda yaşadığınız hayalleriniz ve hedefleriniz. Daha doğrusu bunu şu şekilde de toparlayabiliriz. Hayaller vardır, bir de hedefler vardır. Nasıl diyeceksiniz? Hayal nedir? Hayal, sonu olmayan, ucu bucağı olmayan, herhangi bir şey hayal olabilir. Hedefler nedir? Hedef de belirli, tanımlı, net. Yani nasıl? Ben şu an YouTube'a video çekiyorum mesela. Bu belli, tanımlı, net olan bir şey. Bir de hayaller vardır. Mesela hayal de nedir? Atıyorum, dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz. Ama belli değil. Yani benim bir seyahat hayalim var. Ama neresi olduğunu ben de bilmiyorum. Bu bir hayal. Hayal olduğu için yer, mekan, zaman yok. Ama hedef dediğiniz zaman, hedefte nedir? Belirli, tanımlı, net. Ben mesela bu YouTube kanalını açacaktım. Daha doğrusu YouTube kanalım vardı. Lakin 12-13 seneden beri hiçbir şekilde video yüklemedim. Yüklediğim videolarda daha önceden yine kendi çekmiş olduğum, farklı bir grup için çekmiş olduğum videoydu. Bu videoları yine tabii kendim çektim ama bunda kamera önünde değildim tabii ki. Kamera arkasındaydım. Burada kamera önünde çekiyorum. Bu belirli, tanımlı, net hedeftir. Yani ben bir YouTube kanalı açacağım, YouTube'a videolar çekeceğim ve bu videoları YouTube kanalıma yükleyeceğim. Bu tanımlıdır. Atıyorum başka bir konu, başka bir açıdan konuşamadım. Başka bir açıdan konuyu değerlendirirsek, emekli olacaksınız. Emekli olduğunuz zaman ne yapacaksınız? Atıyorum, bir yazlık alacaksınızdır. Veya emekli olduktan sonra bir yerde ev alacaksınızdır. Ama şöyle bir şey var. Tanımlı olmadığı için, atıyorum Marmaris'te, Marmaris'in bir yerinde ev alacaksınız. Veya Antalya Side'de yazlık bir daire, yazlık bir ev alacaksınız. Bu tanımlı net. Ama tanımsız olanı, hayırlısıyla bir emekli olayım. Emekli olduktan sonra memlekete giderim. Bunun ucu bucağı yok. Memlekete gideceksin ama memleketin neresine? Hangi şehrine? Hangi kasabasına, hangi köyüne? Bunları belirlemediğiniz için tanımlı olmuyor.
tanım dışı kalıyor. Yani hayalden öteye geçemiyor. Tabii insanın hayatını, insanın ilişkilerini de konu alırsak, insanın ilişkilerinde neler vardır? Aşk, evlilik, çocuk. Yani çocuk dediğim kendi çocuğunuz olur. Bunlar mesela hayatta belirlidir. Evleneceksiniz, kiminle evleneceğinizi biliyorsunuzdur. Veya bilmiyorsanız bile fikir edinirsiniz. Ama şu da vardır. Her insan mutlu olabilir mi? Tabii ki bunu sadece siz bilirsiniz. Mutlu olabilir misiniz? Olamaz mısınız? Nasıl mutlu olabilirsiniz? Yani mutluluk açısından baktığınız zaman konular birbiriyle çelişir. Atıyorum, mutlu olmak için yaptığınız küçücük bir şey vardır. O sizi mutlu eder. Atıyorum, çikolata yemek. Bu sizi mutlu ediyordur. Bunu yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuzdur. Kimisi de vardır. Futbol izlerken mutlu oluyordur. Yani bu futbol konusunda erkekler için söylüyorum. Tabii fanatik bayanlar da var. Benden daha fanatik olanlarını da biliyorum. Mesela futboldan mutlu olan vardır. Yemekten mutlu olan vardır. Yemek derken tabii aşırısı mutluluk getirmez, aşırısı hastanelik eder. Şimdi mutlulukta çeşitler vardır. Bana sorarsanız ben nasıl mutlu oluyorum? Ben insanlarla konuşursam mutlu oluyorum. İnsanlarla konuşmayıp kendi kabuğuma çekildiğim zaman bu mutluluğum kısıtlanmış olur. Ama kendi kabuğumu açtığım zaman, kendi kabuğumu açtığım dediğim nedir? Dışarıda çevreniz vardır, bir hayatınız vardır, bir yaşantınız, bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz sizi nasıl mutlu ediyorsa. Biriyle oturup konuşuyorsunuzdur, o konuştuğunuz kişiyle gerçekten mutlu oluyor musunuz konuşurken? Yoksa mutsuz olup da sadece dinlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Mesela ben ne yapıyorum? Biriyle konuşurken karşımdaki kişinin hal, tavır, kişilik, karakter hepsine bakıyorum. Bu insandan bir şey öğrenebilir miyim, öğrenemez miyim? Öğrenebilirsem bu beni mutlu eder. Ama öğrenemiyorsam, sadece boş konuşuyorsa, bir şey katmıyorsa bana, bu insanla zaten görüşmem. Ama görüşüp de fikir alışverişi yapabiliyorsam, bana fikir verebiliyorsa, bana bir şey katabiliyorsa bu beni mutlu eder. Yani şu an tabii siz seyrettiğiniz zaman bunu siz de diyebilirsiniz. Ya bu adam konuşuyor ama ne konuşuyor, niye konuşuyor? Yani konuştuğum zaman da şu an biliyorsunuz bir süreç içindeyiz. Bu süreç içinde konuşamadıklarımızı bir şekilde birilerine anlatmamız gerekiyor. Bunu anlatmak için de görsel basın dediğim nedir? Facebook, Instagram, Twitter, buralardan kendinizi anlatmaya çalışırsınız ama çoğu kişi anlamaz. Ama kameranın karşısında anlatmak çok 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 farklı. Yani kameranın karşısına geçip de el ayağı bir anda buz kesen de var. Yani hiç konuşamayan da var. Ve bazıları da vardır. Kameraya aşıktır. Kameraya bağımlıdır. Bu tabii TikToker'lar için geçerli değil. TikTok kullanıcısı için veya Twitch kullanıcısı için demiyorum. Buralarda tabii farklı şekilde kendinizi belirtmeniz gerekiyor ama YouTube'da fikir alışverişi yaparsınız, fikir verirsiniz. Mesela bazıları kutu açılım videoları yapıyor. Bunlar da size fikir verebilir. Çünkü siz bir şey alacağınız zaman denemek istersiniz. Bu da deneme gibi. Yani sizin yerinize başkası deniyor.
Siz ürünü görüyorsunuz, ona göre alıyorsunuz. Ama ben öyle bir şey yapmadığım için ben sadece konuşarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Tabii bundan sonra gelecek videolarda daha değişik konularda var. Daha değişik konulara gireceğiz. Mesela nedir? İstanbul Sözleşmesi. Çoğu kişi bunu dillendirmedi. Çoğu kişi anlatmadı. Veya madde madde okuyup da anlamaya çalışmadılar. Bu da var. Bunun dışında ne var? Herkesin unuttuğu mesela 4 Nisan'da bir Dumlupınar diye bir denizaltımız batmıştı. O var. Yani bu video ne zaman yüklenecek bilmiyorum ama Dumlupınar'da şehit olanlar için rahmet diliyorum. Tabi bunun dışında önümüzde 23 Nisan gibi bir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var. Bunda nasıl bir şey yapılacak bunu da bilmiyorum. Çünkü şu an okullar biliyorsunuz bir açılıyor, bir kapanıyor, bir farklı bir şeye geçiliyor. Çok çeşitlenmeye başladı. Bunu da bilmiyorum. Bunun dışında önümüzde ne var? 19 Mayıs var. Anneler Günü var. Yani daha bir gün birçok şey var. Mesela 2 senelik üniversite mezunları olacak. Benim yeğenim gibi. Onların da hala merak ediyorum. Mezuniyetlerini nasıl kutlayacaklar? Twitter'dan mı? Instagram'dan mı? Facebook'tan mı? Snap'ten mi? Yoksa WhatsApp'tan mı? Nereden kutlayacaklar onu da bilmiyorum. Tabii birçok program var daha da. Artık kepatma törenini nasıl yaparlar bilmiyorum. Yani buradan duyurulur. Yani kepatma törenini nasıl yapacaklar ben de merak ediyorum. Çünkü orada gittiğiniz zaman sizin çocuğunuz vardır, kardeşiniz vardır, yeğeniniz vardır. İşte kimi gençlerin sevgilisi vardır, mezun olacak. Tabii onlar da şu an bir bilinçsizlik içinde. Ne yapacaklarını hiç kimse bilmiyor. Tabii daha birçok şey var. Mesela neler var? Atıyorum şu an farklı bir sürece geçildi. Yanlış hatırlamıyorsam 53 ya da 58 il şu an kırmızı durumda. Karantinaya girmek üzereyiz. Yani ben onu da çözemedim daha. Niye erkenden açıldı? Ondan sonra sayılar yükseldi, niye kapatıldı? Onu da bilmiyorum. Çünkü benim bulunduğum bölgeyle kendi şahsi işim arasında çok bir mesafe olmadığı için ben pek ilgilenmiyorum o konuyla da. Ama tabii çok ağır hastalarımız da var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Yani daha konuşacak konumuz çok. Ama sizden rica ediyorum. Kanalımı takip edin. Beğenip, yorum yapıp bana fikir sunabilirsiniz. Fikir sunduğunuz zaman ben bu fikirleri alıp videolaştırabilirim. Şu an çünkü kendi anlattığım fikirler, kendi anlattığım konular daha önceden benim yaptıklarım veya benim yaşadıklarım. Mesela size okul dönemimi anlattım. Okul dönemimin tamamını anlatmadım. Çünkü şu anki eğitim sistemiyle bizim dönemimizdeki eğitim sistemi aynı değil. Şu an 4 artı 4 artı 4 diye bir sistem var. Bizim dönemimizde 8'li bir sistem vardı. O sistemde gidiyorduk. Yani neydi? Birinci sınıftan başlardık. Liseye kadar aynı okuldaydık. Tabii şu anki eğitim sistemi nasıl, iyi mi, kötü mü? Bu da tartışılır. Nasıl tartışılır? Herkes eşit miktarda eğitim alıyor mu? Yani bizim dönemimizde şöyle söyleyeyim ben size. Zenginle fakir
aynı sınıfa gidiyordu. Yani zengin ayrı bir sınıfa, fakirler ayrı bir sınıfa diye bir kavram yoktu. Herkes aynı eğitimi alıyordu. Ama şimdi bakıyorum, kolejler var, işte daha farklı okullar var, paralı okutulan. Yani siz orada bilgi öğrenmek yerine para harcıyorsunuz. Bizim dönemimizde bilgi alıyorduk, bilgi öğreniyorduk. Ve tabii hala öğrenmeye devam ediyoruz. Bu süreç hiçbir zaman bitmeyecek. Ben tamam oldum dediğiniz anda gideceğiniz yer mezarlıktır. Bunu ben baştan söyleyeyim. Çünkü bir insanın öğrenmesinin bittiği nokta öldüğü andır. Şuradan biliyorum onu da. Biliyorsunuz geçenlerde büyük bir tiyatrocumuzu kaybettik. Rasim Öztekin'i. Rasim Öztekin'in dediği bir laf vardır. Ben daha usta olmadım. Her televizyon çıkışında usta tiyatrocu derdik. Aslında kendi de derdi. Ben daha usta olmadım. Çünkü usta olmak için ustaların yanına gitmen gerekir. Yani şu an kendisi aramızda yok. Büyük bir usta diye geçiyor. Ve hala da öyle kalacak. Necdet Uygur gibi, Bahri Beyat gibi bunlar da büyük ustalardı. Zeki Alasya gibi, Kemal Sunal gibi, Halit Akçatepe gibi, Sıtkı Akçatepe gibi bunlar büyük ustalardı mesela. Tiyatro konusunda, sinema konusunda. Tabii bunları da konuşacağız. Tabii ki bunları ben size şu an bir fikir veriyorum. Bu fikrin tabii sizinden bana dönüşü olması lazım ki ben bunları anlatabileyim. Tabii ki tiyatro ile ilgili ben çok fazla bilgim var mı dersiniz? Çok fazla yok. Ben de seyrettiğim kadarıyla. Yani nereden seyrediyorum? YouTube'dan seyrediyorum. Çünkü tiyatroya gitme şansım olmadı. Öyle diyeyim ben size. Bir Dormen Tiyatrosu'na gidip oturup da tiyatro seyredemedim. Veya İstanbul'da herhangi bir yere gidip de bir tiyatro seyredemedim. Bir Kadıköy tiyatrosuna gidip tiyatro seyredemedim. Tiyatro seyredemediğim için de pardon, bir kere tiyatro seyrettim. Orada da gerçekten insanı insanla anlatıyorlar. Yani bu insanı insana İnsanla anlatma şekli de çok başarılı bir şey aslında. Tabii daha bu konulara da gireceğiz. Ben sizden fikirleri de bekliyorum, yorumlarınızı da bekliyorum. Önemli olan sizin ne kadar çok yorum yapıp beğeni yaparsanız kanalımız o kadar çok duyulur ve o kadar çok kişi gelir. Yani size her defasında beğeni yapın, yorum yapın. İşte kanalıma abone olun deme sebebim de daha fazla insana ulaşıp daha fazla fikir edinebilmek. Daha fazla insanla tanışabilmek. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gece çektiğim için videoyu hayırlı akşamlar. Tabii günü seyredecekler için de hayırlı günler diliyorum. Yani her saate ayrı ayrı bir şey söylemek istemiyorum. Hayırlı günler ve hayırlı akşamlar deyip videoyu kapatıyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın. Bunlar benim için önemli. Sizin için de çok kolay. Yani ayıracağınız 10 saniye benim için çok değerli bir şey. Hepinize hayırlı akşamlar.